Herkese tekrardan selam dostlar ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosu ile karşınızdayım. Fakat videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımında videonu seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yanındaki bildirimizin açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. Ve ilk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımı videolarını çok sevdiğinizi bildiğim için elimden gelince kanalda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de istediğiniz modlar varsa da. Bunu da şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiği bir çoğunu çekmeye çalışacağım. Fakat çekemediklerim de olabilir. Neden çekemediklerim olabilir diyorum. Çünkü biliyorsunuz Minecraft P'de fazla mod bulunmuyor. Ve çoğu mod Minecraft'ın Java versiyonu için yapılıyor. Ama elimden geldiği bir çoğunu çekmeye çalışacağım. Çekemediklerim için de özür dilemek istiyorum. Şimdi gelin videomuza geçelim efendim. Evet başlıkta da görebileceğiniz gibi konumuz custom npc modu. Peki bu npc'ler neler? Yani etrafınızda dolaşabilecek bazı insanlara. Mesela bu modu bir şehir yaptığınızda insanlar dolaşıyormuş gibi bunları kullanabiliyorsunuz. Ve size dünyalarınızda arkadaşlık ediyor dostlar. Daha birçok özellikler de bulunuyor. Zaten bunu video içerisinde de sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi gelin ilk önce cihazınıza nasıl modu indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. bana ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z uygulamasında kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen daha dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra doğlantı klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet az önceki videoda da izlediğiniz gibi dostlar cihazınıza indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi gelelim bunu Minecraft'a kurmaya. Minecraft'a kurmak için burada iki tane seçeneğiniz bulunuyor dostlar. Birincisi yeni dünya oluşturarak kurmak. İkincisi ise mevcut bir dünyanızda kurmak. Yani mevcut bir dünyanızı düzenleyerek kurmak. Yani şu anda buradaki tüm dünyalara bu modu kurabilirsiniz dostlar. Ben şu anda yeni dünya oluşturarak sizlere göstereceğim. Oyun ayarlarına geldiğimizde sizler burada dünya adını ve varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bizim için önemli olan kısım denemeler sekmesi. Peki bu mod için hangi aktif aktifleşmemiz gerekiyor? Tatlı uçurucu özellikleri, özel bir oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri olmak üzere bu seçeneklere bu mod için aktifleşmemiz gerekiyor. Peki neden sadece bu mod için söylediğimi soracak olursanız. Biliyorsunuz bazı modlarda sadece tatlı uçucu özelliklerine aktifleştirmeniz yetebiliyor. Ama çoğu mod bu seçenekleri aktifleştirmeniz gerekiyor dostlar. Şimdi gelelim ikinci kısma. Eklentiler sekmesinde kaynak paketlerine geliyoruz. Daha sonra ise paketlerim kısmından açıklamada vermiş olduğum linkten modu indirdiğinizde direkt paketlerim kısmında en üstte gözükecektir. Bunu etkinleştiriyoruz. Daha sonra ise davranış paketinden de etkinleştiriyoruz. Fakat burada videoyu birazcık bölmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı modlar kaynak paketlerinden etkinleştiğiniz zaman otomatikman davranış paketine etkinleştiriliyor. Ama bazı modlarda bu olmayabiliyor. O yüzden her karda iki taraftan da etkinleştirmeyi unutmayın dostlar. Şimdi gelin hemen dünyamızı oluşturalım efendim. Evet dostlar dünyamızı oluşturduk. Şimdi gelelim en nereden alacağımıza. Envanterimizi açtığımızda doğa menüsüne geliyoruz. Daha sonra ise yumurtalar sekmesini açıyoruz dostlar. Bakın burada tüm NPC'lerimiz gözüküyor. Toplamda 4 tane olmak üzere farklı çeşit NPC'lerimiz bulunuyor. Zaten bunu şu anda sizlerle beraber bakacağız. Evet modumuzdaki tüm çeşit NPC'ler aldım dostlar. Hemen birincisiyle başlayalım. Evet birinci NPC'miz kurt. Peki Minecraft'ta biliyorsunuz normal kurt var. Ve onu kemikle beslediğinizde size arkadaş ed arkadaşlık edebiliyor. Ama o kurtu siz özelleştiremiyorsunuz. Bu mod sayesinde kurtu da özelleştirebiliyorsunuz. Yani kendiniz de ona özellik verebiliyorsunuz dostlar. Şimdi zaten sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın üzerine geldiğimizde düzenle tuşu çıkıyor. Bakın buna bastım. Mesela burada isim vermek istiyorsunuz. Bakın at kısmında mesela şu anda ODK yazıyor. Burayı silip istediğiniz ismi verebilirsiniz. Tabii ki de ben buraya deneme yazacağım örnek olarak. Ben buraya şu anda örnek olarak deneme yazdım. Şimdi ismini verdik. Peki diyalog kısmı ne işe yarıyor? Yani bu ise hayvanınızı konuşturmanızı sağlıyor. Mesela ben buna herhangi bir şey yazarsam başka bir oyuncu bunun üzerine geldiği zaman konuş dediği zaman bizim yazdığımız bu yazı karşısına çıkacak. Yani bunu haritalarınızda da böyle konuşturabiliyorsunuz. Öyle de düşünebilirsiniz aslında. Ben yine buraya deneme yazacağım. Mesela buraya deneme yazdık. Şimdi buradan çıkalım. Daha sonra ise buna değineceğiz zaten. Burada bakın görünüm kısmı var. Bu görünüm kısmı ne? Bakın tüm canlıları bulunduran kısım. Yani burada istediğiniz canlı türünü seçebiliyorsunuz. Yani bu NPC hayvan NPC diye düşünebilirsiniz. Bakın burada tüm canlılar bulunuyor zaten. Araya kadar da birçok canlı türüne bunu büründürebiliyorsunuz. Şimdi gelelim gelişmiş ayarlara. Gelişmiş yerler ne işe yarıyor? Bakın burada komut ekle diyor. Yani sizin NPC'nizde komut eklemenizi sağlıyor. Mesela ben buraya sabah yap komutunu girersem sizler buraya istediğiniz komutu yazabilirsiniz tamamen size kalmış ben şu anda sabah yap komutunu girdim evet dostlar burada videoyu bölüyorum bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi minecraft'ta mod tanıtma videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ayrıca bildirim zilini açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir ve ilk yorum yazma şansınızı siz kazanabilirsiniz dostlar. Bu arada bu modla ilgili görüşlerinizi de şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ne gibi özellikleri var, ne gibi artıları var veya ne gibi eksileri var. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum dostlar. Bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman gelin videomuza devam edelim efendim. Bakın burada düğme modu var. Peki bu ne işe yarıyor? Düğme ekle dersem buraya düğme ismini soruyor bana. Mesela bu komut ne işe yarıyorsa sizler o düğme ismini ayarlayabilirsiniz. Mesela ben sabah yap komutunu girdiğim için sabah yap yazacağım. Sizler hangi komut yazdıysanız ona göre isimlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve bakın burada ikinci bir komut eklemek istiyorsam komut ekle diyerek daha birçok komut ekleyebiliyorum. Bakın sadece iki tane değil. İstediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Silme işaretine bastığınızda da bu komutları silebiliyorsunuz. Ne kadar eklemek istiyorsanız komut da ekleyebiliyorsunuz dostlar. Şimdi biz bu ayarları yaptık. Peki bu ayarları nasıl test edeceğiz? Bakın yaratıcı moddayken hiçbir şekilde bununla konuşamazsınız. Yani özelliklerinden faydalanamazsınız. Bunu sonra modda konuş demeniz gerekiyor. Hayatta kalma moduna geçtik. Şimdi hayatta kalma modundayken ben bu özelleştirdiğim tüm özellikleri şu anda kullanabileceğim. Bakın üzerine geldiğimde ne diyor bu sefer? Bakın üzerine geldiğimde ne dedi bu sefer? Düzenle tuşu yerine konuş tuşu çıktı. Az önceki deneme yazdığım yazı benim karşıma çıktı. Yani buraya ne yazarsanız onu herhangi bir oyuncu tıkladığı zaman onu söyleyecek. Şimdi bakın burada komut eklemiştik. Ve isim de vermiştik. Bakın sabah yaptı çıkıyor. Eğer ki ben buna basarsam bakın saatim direkt sabah olarak ayarlanacak. Hatta size şöyle de gösterebilirim. Örnek olarak saatimi şu anda gece yarısını aldım. Biz ne yazmıştık? Sabah yap komutu. Peki bakalım bu çalışıyor mu? Konuş diyorum tekrar. Bakın burada sabah yap tuşunu ayarlamıştık. Buna direkt bastığım zaman bakın ne dedi? Saati olarak ayarla yazdı ve saatimiz tekrar sabah olarak ayarlandı dostlar. Tabii ki de tekrar düzenleme moduna geçmek istiyorsak yaratıcı moda geçmemiz gerekiyor dostlar. Sadece survival modda bunun özelliklerini kullanabiliyoruz. Ve geldik dostlar ikincisine. Bu ne? Köylü türleri. Bakın burada tüm köylü türleri bulunuyor. Yani bu NPC modu gerçekten çok kapsamlı ve çok beğendiğim bir mod oldu açıkçası. Bakın şöyle baktığımızda tüm köylü modelleri bakın işte çiftçi olsun bir sürü tür var yani burada istediğinizi seçebilirsiniz nasıl bir görünüm istiyorsanız bunu köylüler arasında seçebiliyorsunuz Tabii ki yine buna isim verebilirsiniz isimleri siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Ben şu anda buraya fazla değinmeyeceğim bakın burada tekrar ne diyor düzenle iletişim kutusu Eğer ki bunu konuşturmak istiyorsanız konuşturabiliyorsunuz tekrar zaten bunu video başında değinmiştik bunda da komut ekleyebiliyoruz komut ekle dediğimizde bu şekilde komutlarımızı yazabiliyoruz dostlar yani açıkçası bu ikinci NPC'miz ise köylülere dayalı yani köylü görünümleri taşıyor. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü ise normal bir Steve görünümü. Yani bakın şöyle düzenledersem tüm işte stil görünümleri olsun diğer görünümler olsun ama bu NPC'de görünüm olarak bir hata mevcut bakın kolu burada daha değişik gözüküyor ve daha değişik hatalı bir şekilde duruyor ama güncellemelerde düzeltilebileceğini düşünüyorum açıkçası şöyle görünümlerine bakalım sizlerle beraber bakın birçok çeşidimiz var zaten burada İstediğinizi seçebilirsiniz daha birçok görünüm arasından burada yine düzenli iletişim kutusu derseniz tekrar bir diyalog korumasını istiyorsanız düzenli iletişim kutusuna istediğinizi yazabiliyorsunuz tekrar burada komutumuzu da ekleyebiliyoruz burada da yine aynı ayarları mevcut Şimdi burada ise bakın kötü yaratıkların türleri. Mesela örümcek, creeper, daha mesela bakın piglinler, yeni gelen canlılar bile burada görünüm olarak mevcut. Mesela ben bunu seçersem ne oldu? Şu anda görünüm bakın piglin'e dönüştü ve gerçekten hatasız bir şekilde. Ama bunun yürüme fonksiyonu sanırım bulunmuyor. Öyle bir hayal da bulamadım açıkçası. Sadece bu şekilde duruyorlar dostlar. Bunu tekrar düzenle dersem daha... Daha değişik görünümlere bunu büründürebilirim. Mesela burada creeper var. Ben bunu creeper yapmak istersen bakın bu şekilde creeper oluyor. Tabii ki bana saldırmayacak çünkü bu NPC yani patlama özelliğine sahip değil dostlar. Burada yine diğer görünümleri sizler özelleştirebilirsiniz. Gerçekten bu mod çok hoşuma gitti. Umarım sizler de bu modu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtma videonu seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yanındaki bildirimizin açtığınız takdirde gelecek olan videolarda anında haberdar olabilirsiniz dostlar. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.